Brandon gelir için sponsorlarına güveniyor. Ödüller ve kupalar olmazsa sponsorlar kayboluverir. Gördünüz mü? Ödüller ve kupalar yoksa eğer sponsorlar da kayboluverir. Şu şekilde olacak. Siz kendi imkanlarınızla, elinizde olan imkanlarla sınırları zorlayarak elinizden gelen en iyi başarıyı kovalamak için %100 vereceksiniz. Katıldığınız basit yarışmalarda bir tık farkınızı koyacaksınız. Bir adım önde kalmayı bilmeniz gerekiyor. İşte bu takipçilerden, sosyal medyayı kullanmanızdan, insanlarla ilişkilerinizden. Bunlar sizi bir adım öne çıkartacak ve sponsorlarla ilişkiniz olacak. Dolayısıyla sponsorların destekleriyle de hala cebinizden para vererek. Bakın hala cebinizden para vererek. Sponsorlar asla sizin birden hiçbir şeyinizi karşılamaz. Önce basit supplementlerinizi karşılarlar. Sonra derler ki hadi bir öğün yemek verelim. Sonra derler ki hadi iki öğün yemek verelim. Sonra derler ki bir tamamen yemeğini biz karşılayalım. Sonra başka bir sponsor gelir der ki yarışmada arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Evdeyim, saat bayağı geç. Öyle bir uyandım saat şu an gece 2. Uyandım, ne yapsam düşünüyordum. Bir tane belgesel açtım, eski izlediklerimden. Belgesel değil de film, Mr. Olympia yarışmacılarının o sürecini anlatıyor. Birkaç röportaj yapıyorlar falan. Onlar birlikte vakit geçiriyorlar falan. Sizin bana sorduğunuz... Dur, şunu durdurayım ha. Sizin bana sürekli sorduğunuz bir soru var. Büyük ihtimal diğerlerine sorup cevap bulamadığınız bir soru var. Nasıl sponsor bulabilirim? Nasıl size yardımcı olan insanlarla iletişime geçebilirsiniz? Hani bir sponsorunuz olması için neler yapmanız gerekiyor? Bunu sürekli soruyorsunuz ama büyük ihtimal kimse size yanıt vermiyor. Çünkü çok saçma bir soru. Hani sponsorun... bunun bir cevabı yok. Anladın mı? Seni kırmadan verilebilecek bir cevabı yok. Büyük ihtimal ondan dolayı kimse cevap vermiyor. Çünkü hani adama ne diyeceksin, anladın mı? Adama gidip de hani sen başarısızsın, daha çok yolun var, bu kadar kısa sürede sponsor elde edemezsin, birazcık kendini çabalaman lazım gibi söylediğin zaman aslında normal, bunlar gayet normal ve söylenmesi gereken şeyler ama insanlar böyle anlamıyorlar. İnsanlar onu kötülediğini, onu çekiştirdiğini, onu kıskandığını zannediyorlar ama öyle bir şey değil. Şimdi bu sorunun cevabına gelelim. Nasıl sponsor bulabilirsiniz? Birazdan Brandon, yani bu konuşan adam, çok güzel bir şey söyleyecek. O cümlede durduracağım. Göstereceğim size. Bakın burada Brandon'ın yarıştığı bir yarışmadan bahsediyor. Çok büyük bir yarışma kazandığından bahsediyor. Ne kadar yarışma kazanırsanız, yani ne kadar kupanız, ne kadar başarınız varsa daha fazla sponsor kazanırsınız veya daha değerli sponsorluklar kazanırsınız. Sponsorlar madalyalara, kupalara, başarılara, biraz da takipçi kitlenize bakarlar. Brandon'un Arnold'u kazandığı zamandan birazcık görüntü. Birazdan söyleyecek bu arada. O asıl söylemesini istediğim bir cümle var. Yani biraz önce duyduğum bir cümle var. O cümleyi özellikle vurgulamak istiyorum. Göstermek istiyorum. Birazdan söyleyecek bu arada. Bundan sonra söyleyecek. Bakın Brandon ne söyleyecek? Yani bu adam ne söyleyecek? Sponsorlarla alakalı. Yani sizin sorunuzun cevabı olacak bir soru söyleyeceğim. Geçen sene Arnold yarışmasında ikinci geldim. O yıl New York Pro'yu kazandım. Lucky Libra'da ezik olmadığını, güçlü bir adam olduğundan bahsediyor. Bakın, Brandon gelir için sponsorlarına güveniyor. Ödüller ve kupalar olmazsa sponsorlar kayboluverir. Gördünüz mü? Ödüller ve kupalar yoksa eğer sponsorlar da kayboluverir. Şu şekilde olacak. Siz kendi imkanlarınızla, elinizde olan imkanlarla sınırları zorlayarak elinizden gelen en iyi başarıyı kovalamak için %100 vereceksiniz. Katıldığınız basit yarışmalarda bir tık farkınızı koyacaksınız. Bir adım önde kalmayı bilmeniz gerekiyor. İşte bu
takipçilerden, sosyal medyayı kullanmanızdan, insanlarla ilişkilerinizden. Bunlar sizi bir adım öne çıkartacak ve sponsorlarla ilişkiniz olacak. Dolayısıyla sponsorların destekleriyle de hala cebinizden para vererek, bakın hala cebinizden para vererek, sponsorlar asla sizin birden hiçbir şeyinizi karşılamaz. Önce basit supplementlerinizi karşılarlar. Sonra derler ki hadi bir öğün yemek verelim. Sonra derler ki hadi iki öğün yemek verelim. Sonra derler ki bir tamamen yemeğini biz karşılayalım. Sonra başka bir sponsor gelir der ki yarışmada bir yarışmaya katıldığın zaman yol paranı, otel paranı biz verelim derler. Yani bu şekilde minik 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 artık para kazanabileceğiniz işlere, para kazanabileceğiniz sponsorluklara kadar yolu var bu olayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Çok fazla soru geliyor aslında. Nasıl sponsor bulabilirimle alakalı gerçekten. Ama büyük ihtimal kimse bunu yanıtlamıyor. Çünkü dediğim gibi, videonun başında dediğim gibi çocuğa ne diyeceksin ki? Nasıl bir cevap vereceksin? Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım verdiğim cevap sizi tatmin etti. Çok iyi bakın kendinize. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanne Yıldırım açıklama kısmında yazıyor zaten. Videoyu beğenip yorum atmayı da unutmayın. İyi olur yani. Beni mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz.